da Japonya faizi arttıracağım dedi, dünya borsalarının altını üstüne getirdi. Sonra da Evet. arttırmayacağım dedi. Art. Aa, arttırmayacağım dedi ama batan battı. Giden gitti. Tam bu Şimdi noktada. niye oldu biliyor musunuz? Şimdi bak. Mesela Amerika dese ki ben faizi artıracağım dese. Şimdi öyle bir imkan yok, öyle bir şey de. Ya piyasaların çökmesi falan bir tarafa, o ayrı. Ama ne olur? Amerikan doları güçlenir, değil mi? Hangi ülke faizini artırsa o parasının değeri artırıcı bir şeydir. Çünkü o paraya talep doğurur. Ne kadar yüksek faiz, o kadar talep. Değil mi? Adam senin parana gelir. Parasını getirir, bozdurur, senin paranı geçer yüksek faizden dolayı. Şimdi Türkiye'de zaten şu an bunu yaptığı şey bu. Bak, Japonya'ya getirip bağlayacağım. Ne yapıyor? Yüksek faiz veriyor. Parasını değerli tutuyor. Olduğundan daha değerli. Halbuki daha değersiz bir para aslında gerçekte. Çek bakalım faizleri aşağı da göreyim ben senin değerin ne kadarmış. Değil mi? Bunu yapıyor ve böylece ne oluyor? Yabancı getiriyor. Doları getiriyor. Euro'yu götürüyor Türkiye'ye. Bozduruyor. Karşılığında TL alıyor. TL aldığı zaman getirip bunda faiz TL'sini koyuyor, değil mi? Ve buradan bir kar alıp tefeci faizlerini alıp Tekrar dolara ve euroya gidiyor. çevirip gidiyor. Ha. Ama çok önemli bir yere altını çizdim. Tekrar dolara geçiyor veya euroya geçiyor. Ondan sonra gidiyor. Şimdi o gitmeden önce dolara euroya geçecek ya. Tam onun geçtiği esnada birdenbire bir kur patlasa, dolar TL kuru, TL anında değersizleşse, o zaman ne kar olacak? Aldığı %50 faiz bile Yani kayıp ve para Türkiye'ye kayıp para olacak. bırakıp gitmiş oldu. Kayıp olacak, değil mi? Ha, Bu işte geçmişte yapıldığını aynısını. düşünenler benim Hamza. Evet. Şimdi bak, bu yine yapılacak. Yine olacak Türkiye'de, bak onu da söyleyeyim. Bunu Şimdi geçen aynı akşam Münir şeyi abiyle program yaparken söylemiştim. Yani Türkiye bu konuda son derece deneyimli. Geçmişe bakınca bunu görüyoruz. evet. Ondan sonra şimdi böyle olunca o zarar eder, değil mi? Şimdi Japonya'nın faiz artışı Japon yeni kurunun dolar karşısında 1 yen 160 pardon 160 yen 1 dolarken 170, 140 yen 1 dolara geldi. Yani dolar şey oldu, değersizleşti yen karşısında. Yen dolar karşısında değerlendi. Bu neye sebep oldu biliyor musun? Japonya'dan düşük faizle, sıfıra yakın faizlerle borç alıp bu paraları götürüp Amerika'da yatırım yapan, Amerikan devlet tahvillerine yatıran, Amerikan borsalarına yatıran bu borçlar, kur oraya gelince ne oldu? Şak, zarar yedi mi? Yazdı mı? Al sana. Ondan sonra bu bir paniğe sebep oldu mu? Panik satışlarla birlikte bu sefer kaldıraçlı işlem yapanlar zararlarını daha da çünkü her bir birim düştüğünde 10 kaldıraç yapıyorsan bir değil 10 kaybediyorsun yani. Stop loss seviyelerinde, zarar kes seviyelerinde patır patır herkes satmaya başladı mı? Buna sebep oldu ama bu hikaye aslında burada bitmedi. Hala piyasalarda dediğim gibi aşırı korku hakim. Dediğim gibi bu Japonya'da işte o sadece tetikleyiciydi. Ortada büyük bir balon var. 1.000 tane iğne var ortalıkta geziyor. Tamam mı? Balon böyle uçuyor havada. Her yerde duvarlarda da 1.000.000 tane iğne düşün. O iğnelerden bir tanesi işte Japonya'daki politika faizidir. İşte bir tanesi işte savaş haberiyle alakalı bir durumdur. Bir tanesi işte Türkiye'deki döviz kurudur. Bir tanesi şudur. 1.000.000 tane iğne var. Bir tanesi bunu uçuracak, patlatacak. Ha, bu bir günde iğne battığı zaman bir günde olmuyor. Onu söyleyeyim. Günler sürüyor, düşüş, bir çöküş. Bir günde tamamlanmaz hiçbir çöküş. Yani her krizin çöküşü haftalar sürer. Ve büyük çöküş orada da bitmez. Ayı dediğimiz piyasa 2 yıl, 3 yılda devam eder. Yani biz şu anda bence çöküşün şeyine ilk fazına girdik. Girdik. Yani bu 2025'lere falan da kalmaz bu iş. Bu günlerde, bu dönemde biter yani.
Anladım. Şimdi Merkez Bankası açıklama yaptı. Dedi ki yıl sonuna doğru enflasyonun %38 olmasını bekliyoruz dedi. Temmuz ayında enflasyon düşük çıktı. Yani kendilerine göre. İşte TÜİK'in bu sepetin içerisinde doktor parasının 34 lira, bilmem dönerin 79 lira, telefonun 200 küsü lira, yani şeyin faturalı hatların bir absürt fiyatlar kamuoyuna yansıdı. Bunun üzerine TÜİK dedi ki bak gördünüz mü fiyatları paylaşmamızda ne kadar doğru şey yapmışız. O kalem, o sepetin içinden birkaç kalemi alarak paylaşarak hakkımızda olumsuzluk yapılıyor dedi. Ama biz alacağımızı aldık. Aslında enflasyonu düşük gösterebilmek için sepetin içerisine ne kadar düşük rakam varsa koyuyorlar. Ben de çağrı yapmıştım TÜİK yetkililerine. Bu sepeti nereden alıyorsanız kardeşim bize de adres gösterin de gidin gidelim oradan zeytinyağımızı, ayçiçek yağımızı, peynirimizi, zeytinimizi, ne var pirincimizi, bulgurumuzu oradan alalım, anlatabiliyor muyum? Kirayı 6.000 liraya yazmışsınız. Neredeyse o gidelim orada ev tutalım. Yani hiç olmazsa adres gösterin diye. Anladık ki TÜİK'in bugün piyasada açıklanan enflasyon rakamlarında gerçek olmadığını biliyoruz. Tam bu yola çıkarak Mehmet Şimşek de ekonomik politika uyguladıkları ekonomik programın iyi devam ettiğini söylüyor. Ve Merkez Bankası da %38'e düşüreceğiz diyor. Senin görüşün ne? Bir, Mehmet Şimşek gerçekten bu ekonomik programda başarılı olacak mı? Türkiye yıl sonuna doğru bu ekonomik programı duvara vuracak mı? Ve bununla beraber dolar, altın ve borsa ne oldu? Mehmet Şimşek göreve geldiğinde enflasyon %30'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Sonra TÜİK resmi rakamlarından bahsediyorum. Sonra %70'ler, işte en son açıklanan %62 açıklandı. Yani geldiği zamanın bile iki katından fazla bir enflasyon var değil mi Mehmet Şimşek'in programında? Ondan sonra faizler çok daha düşük seviyelerdeydi. Herhalde o da 18-20'lerdeydi. O da iki katından fazla artmış durumda. Piyasayı daraltmış durumda. Şimdi başarılı mı gidiyor, başarısız mı gidiyor? Geldiği zaman da kıyaslamak lazım. Ve geldiği zaman ilk başta göreve söylediği şu cümleyi hep hatırlamak lazım. Bir enkaz devraldık dedi Mehmet Şimşek. Yani aslında ekonominin çöktüğünü, enkaz demek çökmüş demektir. Çökmüş bir binayı, bir enkazı devraldığını söyledi. Bunun üzerine bir bina yaptı mı? Yeni bir bina yapmadı. O zaman demek ki o yaptığı tek şey o enkazı bizim görmemizi bir süreliğine daha ertelemek. Tamam mı? Ortada yıkılmış, çökmüş bir ekonomi var. O çökmüş ekonominin geleceği sonuç dünyada artık temerrüde düşmüş bir ülke, bir hükümet. Temerrüt demek borçlarını ödeyemeyen demek. Ve bunun karşılığında da moratoryum ilan eden bir ülke ve sadece bu moratoryumun ilanını geciktirmek için, bak çok benim hep en başından beri iddiam bu. Mehmet Şimşek'in görevi bunu geciktirmekti. Bu eninde sonunda olacak. Türkiye'nin şu an o geldiğimiz noktadaki kısa vadeli dış borcu 235 milyar dolar olmuş ve Türkiye'de böyle bir para yok ve bu para bu sene içerisinde ödenmeyecek abi. Böyle bir ihtimal yok. Ne Merkez Bankası'nın nezarende ne döviz tevdiat hesaplarında böyle bir Türkiye'nin toplamında böyle bir para yok, tamam mı? Dolayısıyla böyle olunca bankasında denilen para da yok. Önce onu söyleyeyim. Rezerv denilen para da yok ortada. O da yok. O da yok. Yani o da brüt rezerv diye açıkladıkları bize yükümlülük onların hepsi. Yani o yüzden yani şu anda swap varış net rezervler en son baktığımda işte 14 milyar dolar civarında bir şeydi. Ya sen 14 milyar dolar elindeki rezervle nasıl 235 milyar dolarlık ödemeler nasıl yapılacak? Hani o ya olmayan bir şeyden bahsediyoruz Ali abi. Ve çok net o enkaz şu an hala ortada duruyor. Sadece görmemiz engelleniyor. Yani moratoryumun tarihi geciktiriliyor. Bu kadar basit. Bununla ilgili bir takvimleri mutlaka vardır. Biz onların gizli ajandalarını bilmiyoruz ama mutlaka vardır. Ve onun da bence bu son dünyada yaşanan ekonomik türbülansla birlikte o planlarının da ellerinde patladığını düşünüyorum. Veya patlayacağını söyleyeyim. Çünkü bak o pazartesiden beri o türbülansla birlikte ne yaşandı? Bütün piyasalardaki
bu satışlarla açık pozisyonların kapatılmasıyla birlikte dövize tekrar talep oldu ve paranın yönü, doların yönü Amerikan tahvillerine doğru oldu. Amerikan tahvillerine kaçmaya başladı. Bu o esnada da bizdeki bu kurdaki hareketlilikler de orada gelmedi mi? Peki şimdi buradaki sıçramalar, yani şey diyelim, sıçrama demeyelim de türbülans diyelim, düşüşler, panik daha da büyüdüğü zaman, son iki haftadır rezervlerden eksilen paranın miktarına bakıyorsun. İki hafta önce 5.9 milyar dolar, geçtiğimiz hafta 6.5 milyar dolar. Bu hafta 20 milyar dolarlık bir talep oluşsa, bak derinliğiyle birlikte. Merkez Bankası'nın onu nasıl baskılayacak? 14 milyar dedim, az önce söyledim, kullanabileceği net rezervlerden bahsettim. Satabileceği, kuruba dengelemek için. 20 milyar dolarlık bir çıkış olduğunu düşün. Ve bak bu olabilir ha, bu önümüzdeki hafta bile olabilir. Bak bu piyasa, dünyadaki bu ortam devam ettiği sürece ve bunu bile sağlayabilir. Yani haftalık rakamlardan bahsediyorum ya, iki haftada toplamda ne yapıyor? İşte 6, 12, 12,5 milyar dolar. 12,5 milyar dolar. İki haftada bu şu an içinde bulunduğumuz haftanın ne kadar çıkışlar onu da Allah bilir. Bu hafta da tamamlandıktan sonra göreceğiz onu. Şimdi abi sen iki haftada 12 milyar işte bu seviyeler çıkıyorsa ve bu daha da artıyorsa özellikle de senin elinde de 14 milyar bir rezervin kaldıysa artık bu nasıl olacak ya, birkaç haftalık şeyi kaldı bu işin demektir o zaman. Ha başka bizim bilmediğimiz böyle gizli başka kaynaklar varsa onlar kullanırsa onu bilmiyorum da ama öyle bir şey de yok. Ben hatta yurt dışına çıkarılmış kimi kaynakçıkların, kaymakların öyle söyleyeyim, fon adı altında Türkiye'de tekrar sokulduğunu düşünenler dedim. Artık sokabilecekleri bir kaynakta kaldığını düşünmüyorum yani. O yüzden dediğim gibi yani o son noktaya geldi. Onların kendi planı da tutmayıp bu önümüzdeki günlerde bile her an diyorum ya, her an. Yani bir gece ansızın diyorlar ya, aynı öyle, aynı bir gece ansızın olabilir yani, bunlar gelebilir yani. O yüzden tedirgin olun yani, eğer faizde paranız şimdi, varsa terste yakalanırsanız yani çok büyük kaybınız olur, haberiniz olsun. Dolar ne olur Hamza, beklenti nedir dolar, gümüş ve altında? Benim dolarda beklentim 49 lira 80-90 kuruş. Yani 50 liraya bir değecek yani. 50'ye. Yani yıl sonu gelir itibariyle mi diyorsun bunu? Yok, yıl sonu değil. Bu önümüzdeki günlerde bekliyorum ben bunu. Allah Allah. Böyle bir şey evet, hepimizin battığının resmi olur ya. Ya o zaten onu anlatıyorum zaten. Yani o yani, batışta. Ya tabii doların gerçek kur fiyatı bu mu diye soracak olursanız gerçek fiyatı değil. Baskılamayı gerçek, burada tutulduğunu görmek gerekiyor. Zaten değil de. TÜİK'in yani açıktan resmi rakamla hesapladığım zaman benim bulduğum adil değeri 45 lira çıkıyor şu an için. Şu an. Ama bu da dediğim gibi TÜİK'in açıklanan resmi rakamlarla yaptığım hesap. Ama o hesaplar da yani rakamlar da doğru olmadığı için bu daha üstü. 45 lira seviyesini de üstüne çıkarım. Bütün kur şoklarında adil değer seviyesine gelmez. Üstüne çıkar. Oradan geri gelir. O yüzden 49-90. Yani anlıyorum ki bu senin anlattığın olaya ya da analize bakınca önümüzdeki süreç için bizim topraklara özgü derin yoksulluk, derin fakirlik ve derin bir yokluk ve derin konutsuzlukla, derin yoklukla karşılaşacağız. Evet öyle olacak ama bu eş zamanlı olarak bütün dünyada da olacak Ali abi. Yani bu sefer sadece Türkiye'de. O zaman Erdoğan diyecek ki bu bizde olmadı, dünyada olduğu için bizde oldu kardeşim, bizim hiçbir günahımız evet, yok bu işte. Hatta öyle daha ileri gidecek, belki Mehmet Şimşek'ten oldu deyip yine Allah günahlarımızı affetsin, kandırıldım diyecek. Öyle diyecek ama artık bu saatten sonra kimse dinlemez. Bak bugün hükümet istifa sloganlarıyla çiftçiler Bursa-İzmir otoyolu kapatıp traktörlerle yolu tıkayıp bir protesto gösterisi gerçekleşiyor. Aslında ben görüntüleri izlediğim zaman normalde cılız bir şey. Yani orada birkaç yüz kişi belki var, belki yok. Ama bunun Twitter'daki etkisi birkaç yüz bin değil. Sanki milyonlar varmış gibi deprem etkisi yaptı ya. Deprem. Her paylaşanın on binlerce, yüz binlerce beğenilmiş, işte milyonlarca görüntülenmiş.
Herkes paylaşmış. Herkes de öyle o kadar etkileşim almış. Yani nasıl bir şeyse yani bu kadar ufacık bir kıvılcım bile milleti bu kadar galeyana getirebiliyor yani şu an bugün geldiğimiz yerde. Ve çiftçilerin de yani kolay kolay böyle protestosunu da gördüğümüz bir kesim değildir yani. Ve AKP'ye en çok oy veren kesimdir aslında bunlar. Bursa'da da biliyoruz yani bu ki artık AKP'nin oy deposu olan insanlar çıkıp bunu yapıyorsa öyle bir ortama geldikten sonra Türkiye'de yani ben Gezi olayları var ya onun çok daha büyüğünün tekrardan geleceğini düşünüyorum. Ali abi istediği kadar oy yaptı desin, bu yaptı desin. Yani hatta Memduh abiyle geçen programınızı izledim. Ben de sen biraz farklı düşündün. Memduh abiye şey dedim, ben farklı düşünüyorum. Dedim ama ben Memduh abi gibi düşünüyorum. Erdoğan kaçacak diyor Memduh abi. Yani gerçi o şey şunun üzerine söylüyor. Anayasa, yeni anayasa yapılıp Cumhurbaşkanlığı'nın yetkileri muhalefete devredilmeden bir devir teslimi yaşanırsa o zaman sıkıntı yok. Ama bu olmaz da ya bu yetkilerle geçerse muhalefete kaçacak. Vallahi diyor. Gördüğüm kadarıyla çünkü, bununla ilgili tabii Hamza hem Memduh abiye itirazım var. Çünkü muhalefetin bu konuda kurgulandığını düşünüyorum. En son Mansur Yavaş'ın yeni bir açıklaması var. Bu yeni seçimlerin ya da erken seçimlerinin anayasa değiştirilerek, sistem değiştirilerek gidilmesi gerektiğini söyleyen bir tespiti. Tam da Erdoğan'ın istediği, tam da AK Parti'nin istediği bir tarihsel süreç. Öyle olursa zaten buna gerek kalmıyor işte. Erdoğan'ın söylediği de o. Erdoğan'ın anlaşırsa zaten kaçmasına gerek kalmaz. Anlaşırlar. Muhalefet zaten buna hazır. Önce onu söyleyeyim. Hazır olmayan aslında MHP bloğu. MHP'nin de Sinan Ateş davası üzerinden farklı bir şekilde ikna edileceğini düşünenlerdenim. Erdoğan'ın da sistemi yani 2017 yılından itibaren en az 50 yıllık bir sistem kurduğunu öyle lay lay lom diye gideceğini düşünenlerden olmadığımı ifade etmek isterim. İlginç bir son dakika gelişmesi var Hamza. ABD hiç kimseye satmadığı F-22 savaş uçaklarını Orta Doğu'ya konuşlandırdı ve Hizbullah, İran'ın vekalet savaşlarını yürüten Hizbullah, İsrail'e yönelik bir saldırı yapabileceğini söylerken, açıklama yaparken İsrail Lübnan'ı vurdu, Hizbullah'ı vurdu. Bu iki gelişmeyi de paylaşmak istedim. Çok güzel oldu. Yani tersten hep düşünelim diyoruz ya, yani İsrail'e yapılacak bir saldırı bekliyoruz sürekli de, hani herkes onu bekliyor daha doğrusu. İsrail'in saldırması hani az önce dedik yani İran üzerinden söyledik de fark etmez. İsrail'in saldırısı. Bak al sana geliyor haberler. Bunun asıl daha büyükleri hafta sonu falan gelir yani. Cuma günü. Valla bildiğim tek bir şey bu gece var. De gelebilir aslında. Kontrollü bir yıkım yapacak olduktan sonra. Yani bu gece bile gelebilir o haberler. Batı Avrupa Birliği, ABD, Kanada, Japonya gibi ülkeler, İngiltere gibi ülkeler Hamas'ı terör örgütü olarak görüyorlar. Ve doğal olarak İsrail'e yönelik olarak kendi kamuoylarında büyük bir baskı olmasına rağmen hala İsrail'in yanında duruyorlar. Ama Avrupa'da IŞİD vari eylemler, terör saldırıları yapıldıkça aslında Filistin'e yönelik şeyin, tepkinin, desteğin azalacağını ve İsrail'in yanında durulacak algı yaratmaya yönelik olarak da koşulların hazırlandığını net bir şekilde görüyoruz. Yani bir taraftan da haber uçuruyor Beyaz Saray, Biden yönetimine. İşte Netanyahu'yu fırçaladık bilmem ne diyerek ama şu gerçeği görmek gerekiyor. Batı, İngiltere, ABD, İsrail'in burnunun kanamasına asla asla izin vermezler o coğrafyada. Evet, evet Ali abi. Hamza çok teşekkür ediyorum. Bir saat konuşmuştuk. 1 saat 11 dakika 27 saniye oldu. 11 dakika geçtik. Sevgili izleyiciler yaklaşık olarak 8500 kişi izliyor şu anda canlı yayında. Herkese her iki kanalda da teşekkür ediyorum. Lütfen yayını beğenmeyi, her iki kanalda da abone olmayı ve Süper Chat ve Süper Sticker'dan destek olmayı, katıl üyesi olmayı lütfen unutmayın. Hamza ağzına sağlık. Başka bir programda görüşmek üzere. Çok teşekkür Sizin ediyorum. Ağzına sağlık Ali abi. Ben teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok sağ olun. Hemen şurayı bulayım.